Son dönem gündem konularından bir tanesi toy poodle'ların teacup olan boyutları maalesef Maltipoo ile çok karıştırılıyor. Maltipoo ırkı bildiğiniz gibi Maltizlerle poodle'ların birleşiminden oluşan ve design ırk diye geçen bir ırk. Yani toy poodle'dan tamamen farklı bir ırk. Toy poodle ile Maltipoo arasında da aslında çok rahat anlaşılabilen çok ciddi farklar var. Fakat maalesef son dönem görüyorum insanlarda bir toyun da hani toy bildiğiniz gibi poodle ırkının en küçük boyutu. Biz ne diyoruz? 24-28 santim aralığındadır toy poodle'ın omuz yüksekliği. Onun en küçük olan 24 santim, 25 santim olanlarına biz teacup olarak nitelendiriyoruz. Yani toy aralığının da en küçüğü anlamına geliyor bu. Şimdi tabii toy aralığının en küçüğü anlamına geliyor. Yani 24'ün altında 22 santim, 20 santim anlamına gelmiyor. Zaten öyle olursa poodle olmaktan çıkıyor. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Poodle ırkının kendine göre bir ırk standartları var. Yani bir köpeğe bizim poodle diyebilmemiz için olması gereken standartlar var. Anatomi var. Bu anatomide de bacak boyu son derece uzun. Yani ırkın özelliği bu, orijinalliği bu, olması gerekeni bu. Şimdi burada benim bir tane Maltipoo bebek var. Çok güzel bir Maltipoo bebek. Dediğim gibi Maltipoo'lar Maltizlerle poodle'ların karışımı. Dolayısıyla da bu Maltipoo'ların bacak boyu orijinal poodle'lar kadar uzun olmuyor. Bu bebekte gördüğümüz gibi neredeyse bir Maltize, yani bir Maltiz'den veya Morki'den çok az daha uzun bir bacak boyuna sahip. Çok yüksek bir köpek değil. Çünkü bir kısım bir taraftaki ebeveyn Maltiz'den geliyor ve Maltizler malum çok kısa bacaklılar. O da dolayısıyla çok kısa bacaklı bir Maltipoo bebek. Çok güzel yüzlü, çok tatlı, kısa burunlu haliyle burun yapısı. Burada mesela çok güzel yüzlü bir poodle var. Ama Maltipoo kadar tabii ki kısa burunlu olamaz. Çünkü poodle ırkının orijinalliği bu şekilde. Ama burada bakıyoruz Maltipoo'ya burun kısacık. Neden? Çünkü Maltiz'in burun yapısı poodle'ın burun yapısından çok daha kısa. Bacak yapısı da kısa. Dolayısıyla böyle bir bebek çıkıyor ortaya. Ama ben son dönem görüyorum çok ilginç bir şekilde bu bebekleri poodle, işte poodle'ın teddy yüzü, poodle'ın şöylesi, poodle'ın böylesi. Ama bu bir Maltipoo, poodle değil. Yani bunu hayvanseverlerin anlaması lazım. Eğer bu ırktan edineceklerse de bunun bir Maltipoo olduğunu ve soyunda bir Maltese olduğunu bilerek edinmeleri gerekiyor. Buradaki bebeğimiz orijinal olması gereken çok güzel bir poodle yavrusu. Bacak boyu olması gerektiği gibi uzun. Surat yapısı, burun yapısı da hani çok uzun değil ama bir poodle'da olması gerektiği gibi. Çünkü orijinal saf bir poodle bebek ve bir poodle bebekte de bu özelliklerin olması gerekiyor. Tüy yapılarına da bakarsak, tüy yapılarında da biraz daha fark var. Buradaki bebeğimizin tüy yapısının daha düz olduğunu görüyoruz. Biraz daha düz, bir tık daha kısa gibi. Ama buna baktığımızda biraz daha kıvırcık bir tüy yapısı var. Ha diyeceksiniz ki her poodle'ın tüy yapısı aynı kıvırcıklıkta olur mu? Tabii ki poodle'ların da hepsinin tüy yapısı aynı kıvırcıklıkta olmuyor. Çok daha kıvır kıvır olan poodle'lar da var. Biraz daha düz yapıda olanlar da var. Ama tamamen dümdüz yapılı değil. Yani poodle'ın orijinalinin böyle bir tüy yapısı olmuyor. Dümdüz bir tüy yapısı olmuyor. Gene de az kıvırcık olsa dahi, mesela bu kucağımdaki bebek de öyle aşırı kıvırcık bir poodle tüyüne sahip değil. Ama gene de bununla kıyasladığınızda tüy yapıları arasında da fark var. Dolayısıyla hayvanseverler de buradan bilgilendirmek istiyorum. Maltipoo tamamen hani birbirlerine benziyorlar. Sonuçta Maltipoo'nun da bir ebeveyni çünkü poodle. Ama Maltipoo'yla toy poodle'ın arasında fark var. Bir Maltipoo bebeği bir
teacup boyutu, en küçük boyut bir poodle diye sahiplenmesi kendileri açısından çok doğru değil. Sonuçta bir poodle alırken poodle'ın karakterine göre alıyorlar. Bir maltipoo sahiplenirken de bir maltipoo'nun karakterini araştırıp kendilerine uygun olup olmadığına göre ediniyorlar. Ve burada yaşanacak bir yanılgı belki o bebeğe ilerleyen dönemde bakmalarını zorlaştırabilir. O yüzden de bir maltipoo ile bir poodle arasındaki farkları sizinle paylaşmak istedim.